Benim sevgili birinci öğrencilerim, Coğrafya Kodur Okulu'na hoş geldiniz. Bugün TYT Coğrafya için muazzam bir kılavuzla karşınızdayım. ÖSYM nereden nereye serisini başlattık biliyorsunuz. Çok değerli hocalar var YouTube'da onlarla beraber yaptık bunu. Açıklamaya hepsinin kanalını koydum. Gidin kanallarını inceleyin, kesinlikle abone olun ve bu videolara bir bakın diyorum size. Benden size demesi sonra pişman olmayın sınavdan sonra. ÖSYM nereden nereye serisinde ben ne yapacağım? Çok değerli bir TYT coğrafya kılavuzu hazırladım sizin için. ÖSYM'nin son 2018 ve sonrasındaki bütün sorularını analiz ettim. 2017'deki öncekileri de analiz ettim. Ama orada size göstereceğim. Aradaki büyük farkı. Arada çok büyük bir fark var. Bunu göstereceğim. Bizim için değerli olan 2018 ve sonrasındakiler ve bunları sizin için tek tek Konu konu nereden çıkmış? Ve bu konuları sıralamaya göre koydum. Ve bu sıralamalardan size kamp yapacağım. Bunu da size yine video içerisinde söyleyeceğim. Ve bir kamp daha. Bir kamp sürprizim daha var. O da haritalarda alakalı bir kamp olacak. Video içerisinde bunu da bulabileceksiniz. Bakın bu videoda size bulamayacağınız bir grafik daha vereceğim. 9-10. sınıf ünite bazlı soru grafikleri vereceğim. Neden ÖSYM'nin bazı konulara takıntılı olduğunu göreceksiniz. Ve bir tane daha çok önemli bir noktaya değinelim. İnternetten girip bakıyorsunuz. Coğrafya konularına bakıyorsunuz. Nerelerden soru çıkmış? Yanlış. Birçok yere girdim baktım. Adam doğal afetlerden son iki senedir soru çıkmıyor demiş. Yo soru çıkıyor. Adam bölgelerden soru çıkmıyor demiş bölgeden çıkıyor. Bölgeden çıkıyor demiş bölgeden çıkmamış. İklim hangi konunun nereye girdiğini daha bilmiyorlar. O kadar fazla saçma sapan grafikler var ortada. Size net bir şekilde hangi konudan nasıl gelmiş bu soru? Senin çalışman gerekirken hangi sırayla çalışman gerekiyor? Sıfırdan başlayan bir öğrencisin ve bu sıfırdan başlarken hocam ben hepsini işlemek istemiyorum konuların. Hangilerinden başlayayım? Bütün her şeyi bulabileceğin video bu işte. TYT coğrafya için muazzam bir kılavuz olacak senin için. Gel başlayalım mı? Haydi başlayalım. ÖSYM'e nereden nereye serisiyle alakalı hazırladığım grafikler bunlar. Bak, buradaki birinci grafiğim bu da ikinci grafiğim. Bu iki grafiği de hiçbir yerde bulamazsın. Bu özellikle şunu hiçbir yerde bulamazsın. Bu daha derinlemesine, daha farklı bir analizle yapılmış bir grafik. Bunu hiçbir yerde bulamazsın, kitap bazlı yapılmış bir grafik. Belki şunu bulabilirsin. Belki şunu bulabilirsin. Ama bunu da bulduğunda internetteki sitelere gir bak. Bunu da bulduğunda coğrafya konu dağılımı diye yaz. Onlar da hatalı. Neden hatalı olduğunu şimdi göstereceğim sana neden hatalı olduğunu. Şurada bir de bizim Şurada bir de bizim konu sıralamamız var. Konu sıral önemliden önemse doğru konu sıralaması yaptım. Şuradaki sorulara göre gideceğiz. Çıkmış sorulara göre orada neden konu sıralamasını öyle yaptım göstereceğim sana. Bir de bir sürprizim var orada. Orada ne bir sürpriz? Üç tane ayrı sürprizim var. Göreceksin. Hocam bu grafikleri niye 2018'den başlattınız? Niye 2018'den başladı bu grafikler? E daha önce sınav olmamış mıydı coğrafyadan? Var. Bakın 2018'de bizim sınav sistemimiz TYT'ye geçiyor. Şimdiki sisteme geliyor. 5 soruya düşüyor sorularımız. 12 sorudan 5 soruya düşüyor. Önceden ayrıntılı bir şekilde soruyordu ÖSYM bizim sorularımızı. O yüzden daha fazla konulardan daha fazla soru çıkıyordu. Daha fazla konular oluyordu. Sonra 5'e düştükten sonra konularda sınırlama oldu. Ve ÖSYM belirli bir kalıpta belirli bir soruların etrafında toplanmak zorunda kaldı. İşte biz bunları analiz edeceğiz ki doğru analiz yapalım. E hocam 2018'den önceki soruların bir anlamı yok mu? Var. O soruları sizinle beraber konu Kampımı, kamp mı? Şey, e, orada sürprizden haberim verdim hafife. Orada analiz edeceğiz her konunun sonunda tek tek analizlerini bütün çıkmış soruların analizlerini yapacağım orada ve o soruları göreceğiz. Soruları görmesek de soruları görmüş kadar olacağız yani soruların aynısını değil de soruları görmüş kadar olacağız orada. Tamam? O yüzden 2018 ve 2021 arasındaki sorular bizim için çok değerli şu an. Diğer soruları da yine göstereceğim size. Ama şimdi gelelim buradaki grafiğimize. Bakın üstteki grafikte mavi diye ayırdım. Bunu bulamazsınız başka yerde. Dikkat edin. Mavi diye ayırdım dünya haritası, harita okuma becerisi ve altında grafik okuma becerisi diye ayırdım. ÖSYM bu iki beceriye çok değer verir. Bu çok değerlidir bu analiz. O alttakiler beyaz olanlar da soruların çıktığı konular. Mesela nüfustan bir soru çıkmış, doğal afetlerden bir soru, yeryüzündeki sulardan, bölgelerden ve dünyanın şekli ve hareketlerinden birer soru çıkmış. Ama bunları sorarken ÖSYM sana harita okuma becerini, grafik okuma becerini ölçmüş. Ne kadar ölçmüş hocam? Dünya haritası sorularına bakar mısın? 2021'de iki tane dünya haritalı soru çıkmış. Yani harita okuma becerini ölçen bir soru çıkmış. Sonra önceki sene bir. Ondan önceki iki. Sonra bir. Ya iki tane ya da bir tane çıkmış. Bu sene üç tane bile bir çıkabilir. Hiçbir şekilde belli olmaz. İşte o yüzden dünya haritaları... Dünya haritası okuma becerisi çok çok değerlidir. Senin ilk olarak coğrafyada yapman gereken tek şey dünya haritası çalışman. Dünya haritası okuma becerisi çalışmandır. Bunu da nasıl yapacağız? Sizin için bir sürprizim. Bir kamp. Dünya haritalarıyla alakalı muazzam bir kamp yapacağım sana. Nasıl bir kamp yapacağım biliyor musun? Ramazan'da başlayacak şimdi Ramazan başladığında. Ramazan boyunca 2 dakikada çöller, iki dakikada boğazlar. Boğazlar iki dakikada bitmez ama 4 dakikada diyeyim. 4 dakikada boğazlar. Bu şekilde size bütün dünya haritalarını size kısa, tak tak kısa ve ne? kısa net haritalar şeklinde kodlamalarla beraber, bütün hepsini pdf'leriyle beraber, dilsiz haritası, pdf'i hepsi dolusu, boşu, senin çalışabileceğin, Boş olanı hepsini pdf'ini videonun altına koyuyorum indiriyorsun. 2 dakikada benden öğreniyorsun kodlamasıyla beraber. Kodlamasını veriyorum öğreniyorsun ve kendin dolduruyorsun harita çalışmanı yapıyorsun. Bu şekilde çöller, boğazlar dünyadaki önemli ülkeler. Bütün hepsini çalışacağız. Ve bitmedi en son bütün haritalarımız bittikten sonra en sonunda bir tane hepsinin toplu olduğu bir video. Hepsinin toplu olduğu bir çalışma kağıdı üzerinde hepsinin toplu bir şekilde çalışacağız beraber. Bitti mi bitmedi. Bütün bunları bitirdikten sonra TYT 10 gün kala bir harita çözüm videosu yapacağım size. Harita sorularını eğer kendim yazacaksam kendim yazacağım. Alabilirsem bulabilirsem bir kaynaktan bulacağım. Ve bütün 40 soru 30 soru ne kadar lazımsa bütün harita bilgilerinizi ölçecek şekilde, size oradaki yerleri nasıl bulabileceğinizi gösterecek şekilde, o harita soruları nasıl çözebileceğinizi gösterecek şekilde muazzam bir harita bilgisi çözüm videosu vereceğim size. Son 10 gün kalada. Onu da yapıp dünya haritasının canını okuyacağız. Baştan sonra dünya haritalarını bitireceğiz. Bu bizim için birinci adım. Harita okuma becerin yoksa senin coğrafya sorularını yapma ihtimalin biter. Konuyu bilsem bile, gelirsin sen mesela doğal afetleri bilirsin, ama harita okuma becerin olmadığı için yapamazsın. Doğal afetleri yapamazsın. O yüzden ÖSYM ne yapıyor? Nüfusu mu soracak sana? Harita okuma becerinle soruyor. İklimi mi soracak sana? Harita okuma becerisiyle onu bağdaştırıp soruyor. O yüzden bizim temel konumuz en başta kampımızın en başında olması gereken konu nedir? Dünya harita bilgisidir. Anlaştık mı? Buradaki mantığı anladık mı? Diğeri grafik okuma becerisi. Her sene soru çıkmış. Her sene soru çıkmış grafik okuma becerisiyle alakalı. Her sene çıkmış. Bunu direkt soru olarak sormamış. Nüfusu sana grafik okuma becerisiyle vermiş. İklimi grafik okuma becerisiyle sormuş sana. Oradaki ÖSYM'nin yapmaya çalıştığı şu. İklimi bilmeni istemiyor. İklimi bilip bunun grafiğini de yorumlamanı istiyor. İki beceriyi de yapmanı istiyor sende. O yüzden grafik okuma becerisi çok değerlidir. Bununla alakalı bir sürprizim daha var size. Sınava yine bir hafta 10 gün kala o aralarda. Bu dünya haritası sorularıyla yine bu soru videoları arka arkaya olacak. Burada da grafik okuma soruları sadece sadece grafik okuma becerisini ölçecek sorular 40 tane, 30 tane. Yine bu şekilde sadece grafik okuma sorularıyla yorumlamayı öğreneceğiz. Bu sayede grafik okuma becerimizi de arttırdık mı? Etti 2. Yola çıkıyor muyuz yavaş yavaş sağlam bir şekilde? Tamam. Şimdi gelelim soru analizlerine. En baştan başlayalım. En fazla en değerli konu iklimdir. En değerliden size doğru sıraladım buradaki soruları. Senin çalışman gerekenden çalışmaman gerekene doğru. Ha çalışmaman gereken derken e, orada şöyle değil çalışmamak değil yani. Sayısalcısın. Bütün konularını bitirdin. Coğrafyadan da şöyle soru yakalamaya çalışıyorsun. Ama bütün konuları çalışmak istemiyorsun. Ha, o zaman işte şuradaki konu listemizden çalışabilirsin. Ama sen bir sözelciysen, eşit ağırlıkçıysan senin konuları düzenli ve sıraylı bir şekilde bilmen gerekir. Neden? Bunu AYT analiz kampımda da göstereceğim. Sana AYT analiz, ÖSYM nereden nereye, TYT'den sonra o gelecek. Pazar günü gelecek o gençler. Yetiştiremedim. Hemen bundan sonraki gün koyacaktım onu. Yetiştiremedim. Bu pazar günü gelecek o AYT analiz kampı. Orada da sana neden aslında TYT'yi bilmen gerektiğini göstereceğim sana. Soruları çözebilmen için TYT temeli olması gerekiyor. O yüzden sen bir eşit ağırlıkçı sözelci olarak konu seçimi yapmamanı tavsiye ederim sana. Yapmamanı tavsiye ederim. Sayısalcıya da tavsiye ederim yapmamasını. Ama adamın zaten kendi alan dersleri var. Onları bir bitirsin bakalım. Burada benim konu videolarım var. Sırayla hepsini izleyebilirsiniz. Ama ya ben izlemek istemiyorum, zamanım yok. Ben öyle son dakika gelmişim ya da bir gene tekrar olsun bana diye bakacak olanlar içindir buradaki bu liste. Ona göre önemliden önemsize listesidir bu. Diğerine devam ediyoruz. İklim bilgisi. En önemlisi iklim bilgisidir. En önemli iklim bilgisi. E hocam soru çıkmamış ki. Geçen sene çıkmamış. Ondan önceki sene çıkmamış. İşte internette gördüğünüz tablolar da çıkmamış gibi görünüyor. Aslında geçen sene soru vardı burada. Gizli bir soru vardı. Bölgeler diye geçiyor oradaki geçen sene çıkmış soru. Ama o bölgeler sorusu değildi. O bölgeler sorusu değil. iklimi bilip bilmemenle alakalı bir soruydu. Haritayı vermiş. Harita becerisini de ölçmüş aynı soruda. Üç ayrı kısmı ölçmüş. Hem iklimi hem bölgeyi hem haritasını ölçmüş. Vermiş sana dünyada deniz iklim haritasını ve Akdeniz iklimiyle hangisinin paralel olduğunu sormuş turunçgil üretim bölgelerini. Bunu iklimi bilen birisi yapar. Bunu iklimi bilmen gerekir yapabilmen için. İklim sorusuydu o aslında. Yani Geçen sene bir iklim sorumuz var mıydı aslında? Geçen sene aslında bir iklim sorumuz vardı. E hocam ondan önceki sene yokmuş. Ondan önceki sene kısmına gelelim şimdi bu grafikte. Bakın şimdi gençler, ÖSYM soruları hazırlarken çok muazzam bir analiz yaptım size. ÖSYM soruları hazırlarken burada ünite bazlı hazırlıyor. Şimdi geldiğimde çevre ve toplum kısmına geldiğimde nasıl ünite bazlı hazırladığını göstereceğim size. Neden hep aynı yerden soru geliyormuş gibi bir algı oluşu göstereceğim size. Bakın doğal sistemler ünitesinde atmosfer ve iklim bölümü vardır. Atmosfer ve iklim. İşte ünivers işte ÖSYM 2020 yılında atmosferden sormuştur bu konuyu. Yani diğer yıllarda iklimlerden sormuş. 2020'de atmosferden sormuş. Yani aslında yine aynı bölümden seçmiş konuyu. Yani burada iklim gibi görünmüyor bu. Sanki iklim değilmiş gibi görünüyor ama aslında atmosfer ve iklim konusunun içinden yine seçmiş. Yine aynı yerden seçmiş konuyu. Yani aynı yerden seçiyor ÖSYM bu konuyu. Kesinlikle demek ki bizim atmosfer ve iklim konusuna bakmamız lazım ilk olarak. Buradaki mantığı anladık mı? O yüzden bizim en önemli konumuz, en önemli konumuz dünyada görülen iklim tipleridir. Konu çalışmaya başladığında dünyada görülen iklim tiplerinden başlamak zorundasın. Ne yapıyoruz biz? Burada sana diğer sürprizim gelsin. Kamp başlatıyoruz. Nasıl bir kamp? Önemliden önemsize kampı. Şurada gördüğünüz listeden başlayacağız. Dünya haritasını zaten bu Ramazan'da bir ayrı bir kamp olarak veriyorum. Altında gördüğünüz liste içinde bir kamp yapacağım size. Bu dünya haritasını bitirdiğimizde Ramazan'ın sonuna doğru işte o kampımız başlayacak. En önemli konulardan en önemsize doğru. Çok aşırı ayrıntıya girmeden soruların nasıl gelebileceğini gösterecek şekilde. O konuyu böyle iyi öğrenebileceğimiz şekilde. Böyle tam ayrıntısı değil, ayrıntı çalışmana gerekiyor bilmen gereken şekilde, bir TYT öğrencisinin bilmesi gereken şekilde öğretip, üzerine bir de üniversite sınavındaki çıkmış soruları da aynı şekilde aynılarını göstermeden biraz daha değişik halleriyle beraber, soruların da analiziyle beraber o konuları yoğuracağız. Nedir o konular? Dünyada görülen iklim tipleri ilk sırada ondan başlayacağım. Dünyada görülen iklim tiplerini sana öğreteceğim, hemen peşinden soruları çözeceğiz ve o konu geçmiş olacak. Bir soruyu cebe attık. Dünya haritası serisi ise bir soruyu cebe atmıştık. Devam ediyoruz. İklim tiplerinden sonra atmosferden bir soru gelmiş ya aynı bölüm içerisinde. Atmosfer zaten kısa bir konu. 5 dakika 10 dakikalık bir konu. Hemen 10 dakikada onu da halledeceğiz. Bir tane de o yüzden o atmosferi de ekledim oraya. Hemen peşinden atmosfer gelecek. Sonra devam edelim. Nüfus. Geldik nüfusa. En önemli ikinci konu. En önemli ikinci konu bakın 1 1 1 bir tane de, iki tane, üç, iki tane sorununda çıktığı zaman da olmuş. Nüfus konusu çok değerlidir. Her sene soru çıkar oradan. Bakın nüfus beşeri sistemler ünitesinde kalıyor. Normalde bu beşeri sistemler ünitesinde bakın Türkiye nüfusundan sormamışlar. Göçlerden sormamışlar, ekonomik faaliyetlerden sormamışlar. Gitmişler sadece oradaki nüfus, genel nüfus kısmından sormuşlar. Neden böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Türkiye'deki nüfusu, göçleri ve ekonomik faaliyetleri AYT'ye saklıyorlar. AYT sorularında var onlar. Oradaki nüfusu saklıyorlar sizin TYT'ye. O zaman senin nüfusu çalışman lazım. O zaman senin öncelikli olarak nüfusa bakman gerekiyor. O yüzden neyi aldık biz? O oluşturacağım kampa nüfusu. Oturacağız nüfusu, şöyle güzel bir şekilde yorumlayacağız. Çıkmış sorularına da bakacağız. Tamam. Ondan sonra bir tane Türkiye nüfusu aldım buraya neden? Çünkü ben grafik okuma becerisini bu sene Türkiye nüfusu üzerinden soracaklarını düşünüyorum. Bu sene Türkiye nüfusu soracaklarını düşünüyorum. O yüzden Türkiye nüfusunda şöyle hızlı bir şekilde genel hatlarıyla nasıl yorumlayacağımızı da öğreteceğim size orada. Anlaştık mı? Buraya kadar tamam mıyız? Tamam hocam. Nüfusun ne kadar önemli olduğunu bunu da öğrendik. Geldik doğal afetleri. İşin komedi kısmına bak şimdi. İnternete giriyorsun. Coğrafi konu dağılımları yazıyorsun. Doğal afetlerden sonraki senedir soru çıkmamış yazıyor. Şaka mısınız ya? Ben mi yanlış görüyorum? Ben mi yanlış görüyorum? Ah soru burada. Kütle hareketlerini sormuş. Kar erimeleri sonucu toprağın suya doyması. İşte deniz tabandaki tortular. Bunu iç kuvvetlere koymuşlar. İç kuvvetler konusu demişler buna. Hani orada şeyi görmüşler herhalde. Volkanik aktivite kelimesini görünce, "Aa bu iç kuvvetlerle alakalı bir konu." Ne yazık ki bu konu daha çok bizim daha çok bizim doğal afetlerimizle alakalı bir konu. Doğal afetler konusu ve sorusuydu. Ondan önceki sene burada çıkmamış demiş onlar. Ama ben çıktı diyorum. Bir tane daha sorumuz var. Dünyadaki harita bir harita koymuşlar ve dünyadaki sel ve taşkınları sormuşlar. Bu doğal afet konusuydu bu harita onların deyimiyle harita bilgisi konusu değildi. Burada harita becerisini ölçen doğal afet bilgisiyle beraber Selve Taşkın bilgisiyle beraber harita becerisini ölçen bir soruydu bu. Doğal afetler sorusu yine çıkmış mı? Yine çıkmış. Ve önemli bir analize gelelim şimdi sizinle beraber. Şu tablonun ne demek olduğunu size bir göstereyim. Şu tabloda bir bakar mısınız? Bu tabloda size niye böyle bir ayrım yaptım? Bakın gençler biz sınıf bazlı giderken şurası bizim, 9. sınıfımız. Şurası 10. sınıf. Bu tarafta tablo 9. sınıf. Diğer de 10. sınıfın konuları. Bakın ÖSYM soruları aslında hep nasıl seçiyor? Bu böyle bir analiz bulamazsınız. Dikkat edin. Bakın iki tane çevre ve toplum ünitesi vardır. Bunlar ünite. Şuradakiler ünite. Çevre ve toplum ünitesi 9. sınıfın çevre ve toplum ünitesi. Şu da 10. sınıfın çevre ve toplum ünitesi. Bakın 9. sınıfın çevre ve toplum ünitesi zaten kısa bir konudur orada. Oradan hiç soru seçmiyor ÖSYM. E. Nereden seçiyor bu soruları? Bu soruları doğal afetlerden seçmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü ünite bazlı sormak zorunda kalıyor bize. Diyor ki ya diyor ben kocaman bir çevre ve toplum ünitesi yapmışım. O zaman bu üniteden soru sormayacağım mı? Gidip bütün doğal sistemlerden mi soracağım? Ünite ünite. Tamam doğal sistemlerde çok konu var şurada. Sular topraklar bilmem neler. Ama ben gidip bütün soruları oradan sorarsam olmaz. Ben eğer bu ünitelerin hepsini işliyorsam diyor mantıken. O zaman ben bu ünitelerin her birinden soru sormam lazım diyor. Bak bu analizi hiçbir yerde bulamazsın. Gitmiş, geçmiş gençler. Çevre ve Toplum ünitesinden bakın 10. sınıftan çevre ve toplum ünitesini seçmiş. 9. sınıftan çevre ve toplum ünitesinden soru seçmemiş. 10. sınıftan 4 senedir bunu böyle yapıyor. Bölgeler ve ülkeler ünitesinden soru seçmemiş. Bu sefer de gidip 9. sınıftan bölgeler ve ülkeler ünitesinden soruları seçmiş. Yani bölgeler ve ülkeleri ünitesini sormak zorunda kalıyor ÖSYM. E. Neden bölgelerden soru sormak zorunda kalıyor? Çünkü hem 9. hem de 10. sınıfta koca bir ünite var. Hiçbir soru sormazsan olmaz koca bir üniteden. O yüzden 9. sınıftakini seçiyor. Neden? Çünkü 10. sınıftakini tam uymuyor sizin TYT kısmına. Daha çok 9. sınıftaki o bölgeler kısmıyla diğer harita bilginizi bağdaştırıyor sizin. O yüzden buradan her sene soru geliyor işte. Yine doğal afetlerden yine yine doğal afetlerden soru gelecek yani. Mantığı anladık mı? Ünite bazlı hazırlıyor soruları. Konu bazlı değil aslında. Buradaki mantık bu. Yukarı doğru çıkın. Bakın 9. sınıftan gerileşmeden hiç soru çıkartmamış. Bu taraftan bu taraftan aynı beşeri sistemler ünitesinden bütün soruları nüfusa yığmış. Yani aslında mantığın nereden geleceği çok belli. Yani oradaki listeye göre yapacağımız kamp çok büyük bir ihtimalle çok az bir çalışmayla bile çok rahatlıkla birçok soruyu yakalamanızı sağlayacak. Ama benim tavsiyem sıralı izlemenizdir. Buradaki mantığı anladık mı? Olayın farkına vardık mı? Aslında üniversite ÖSYM'nin burada çok önemli bir adımı var. Çok önemli bir analizi var. Bunu görebilmek lazım. Evet buradaki doğal afetlerin neden her sene çıktığını anladık mı? Ve gerçekten çıktığını. Diğer tablolarda çıkmıyor diyor ama çıkıyor. Çıkıyor. Şimdi geldik coğrafyanın alt dallarına. Burada işaretlemeyi ben burada unutmuşum ama size atacağım pdf'de olacak bu şöyle bu. Bu böyle tamam mı? Son iki senedir buradan soru çıkmıyor. Coğrafyanın alt dalları. Bakın şimdi. Doğa ve insan diye bunu veriyorlar size internette. Doğa ve insan konusu. Doğa ve insan konusunda bir sürü konu kısım var. Orada coğrafyanın alt dalları da bunlardan bir tanesi ama onun dışında başka konular da var. Gidiyorsunuz bütün hepsine çalışıyorsunuz bu sefer. Coğrafyanın alt dallarını soruyorlar. Bakın bunu 2017'den önceki sorularda da soruyorlardı. 2018'de de sordular, 2019'da da sordular. Son iki senedir coğrafyanın alt dalları yok. Net söylüyorum size. Bu sene çok büyük bir ihtimalle coğrafyanın alt dallarından soru çıkacak. Coğrafyanın alt dallarından soru bekliyorum. Çok kısa bir konudur. 10 dakikada o kavramların hepsini kodlamayla yalayıp yutacağız. Zaten videoda da yutmuştuk. Limnoloji, potamoloji şu an dinleyenler potadan ak aklılarına akarsu limnolojiden göl geliyordur gibi. Orayı da halledeceğiz. Bir soruyu cebe attık. Bu sene... Coğrafyanın alt dallarından büyük bir ihtimalle soru bekliyorum ben. Çünkü bakın iki sene sorulmuş ama bu sene yok. Şimdi coğrafya dersini anlatıyorsun. Coğrafyanın alt olmadan bu coğrafya ne inceliyor? Bu sene sırası geldi artık coğrafyanın alt dalları sorusu gelecek. O yüzden bunu da yine koyduk. Coğrafyanın alt dallarını bir öne koydum doğal afetlerden önceye koydum. Diyelim. Yeryüzündeki sular. Bakın yeryüzündeki sular böyle bir şey ayrım yapmamışlar mesela o tablolarda. Orada nereye koymuşlar acaba onu çok merak ediyorum. Akarsular şey göllerle alakalı bir soru çıktı ve bunu koymamışlar oraya. Şöyle gelelim diğer tablomuza. Bakın şimdi doğal sistemler diye bir konumuz var bizim. Buradaki doğal sistemler konumuz var. Bu 9. sınıfın bu da 10. sınıfın konuları. Doğal sistemlerden dikkat edin her sene atmosfer ve iklim çıkıyor. Bu, bu iki ek. Bu tamam. Onun dışında doğal sistemlerden ikişer soru soruyorlar. O bir soruyu karambole getiriyorlar artık. Son iki senedir, son iki senedir Böyle seçme sorular konular yapıyorlar. Biraz değiştiriyorlar. Mesela bu sene dünyanın şekli ve hareketlerini seçtiler. Ondan önceki sene 2020'de dış kuvvetlerden bir soru seçtiler. İşte Obruk Lapya Dolynuvalapolie diyorduk ya Lapya Dolynuvalapolie Obruk. Bunlar hangi şekillerdir? Hangi taş üzerinde oluşur demişler. Yani o konuyu çalışan birinin tak diye ortalama çalışan birinin tak diye yapacağı en kolay sorulardan bir tanesi. Dış kuvvetlerden seçtiler o sene. Aynı zamanda bu sene hem dünyanın şekli ve hareketlerinden seçtiler hem de su kaynaklarından bir farklılık oluşturdular. Şimdi bakın buraya gelelim. Son senedir Biraz tepki olduğu için sorularda. Hep aynı yerlerden çıkıyor ya sorular. E, ölçmede tam netlik yapamıyorlar. Yani böyle iki dakika çalışan birisi bile hani bir şekilde e, soru yakalayabiliyor. Bunu değiştirmek için, bu algıyı değiştirmek için iki soruya çıkarttılar konu değişimini. Dünyanın şekli ve hareketleri geçen sene çıkmış sürpriz bir soruydu. Bir konuyu sürprize çevirdiler. Su kaynakları da geçen sene çıkmış sürpriz bir soruydu. Sulardan sordular. Önceki sorulardan bir tanesinde neredeydi o? Şurada işaretlemesini yapmış mıydım? Ha şurada. Yeryüzündeki bitkiler. 2019'da sordukları soru, 2019'da sordukları soru iklim bilgisi diye geçiyor ama bitkilerle bağlantılı. Bitkiler çıkmış mı? Bir sene hemen hemen çıkmış diyebiliriz. Sulardan sormuşlar mı bir sene? Geçen sene sormuşlar bu sene sıra topraklarda. Eğer ki konu seçeceklerse, bak net söylüyorum, bu sene toprakları seçecekler. Çünkü oradaki şuradaki konu seçimlerinde bakın, konu seçimlerinde iç kuvvetlerden seçmişler, dış kuvvetlerden seçmişler, sulardan seçmişler. Şurada gizli bir, şu tiki buraya yanlış koymuşum, şu bitkilerde olacak bu. Sizinkini de düzeltirim bunu. Bitkilerden bir tane gizli bir soru seçmişler. Sırada 2021'de topraklar topraklar geleceğine inanıyorum ben. Bu yüzden size yaptığım kampta toprakları koydum. Yeryüzündeki sular, yeryüzündeki topraklar. Yeryüzündeki sulardan şeyi sorabilirler. Akarsuların genel özelliklerini sorabilirler size. Ama ben bu sene topraklardan bekliyorum. O yüzden suları koydum ve arkasına da toprakları koydum. Genel hatlarıyla ortalama bir çalışmayla yapacağız onu da topraklardan çünkü geçmiş senelerde 2018 öncesinde hastaydılar toprak sormaya. Hastaydılar. Bu zamana kadar 4 son 4 sene toprak sormamaları çok ilginç. Bu sene toprak Büyük hissediyorum. Büyük hissediyorum bu sene toprak seniz. Evet, yine son zamanlara geldiğimizde e, soru tahmin videom gelecek sizin için bu analizler doğrultusunda. Evet, burası tamam mı? Toprak videomuzda. Suları ha şurada. Sulardan demek ki bir senede sorumuz gelmiş. İç kuvvetlerden 2018'de bir soru gelmiş. İç kuvvetler kısmını böyle değerlendiriyorlar gençler. Doğal sistemlerden şuradan 9. sınıftan atmosfer ve iklimi seçiyorlar. Dünyanın şekilleri bir sürprizdi. Onun dışında bakın şurada coğrafyanın alt dallarını seçmişlerdi. Bu sene ben tekrar bir coğrafyanın alt dalı bekliyorum. Şuradan toprağı seçmesini bekliyorum doğal doğal sistemler kısmında. En fazla birer soru değiştirebiliyorlar. Maksimum iki soru Burada doğal sistemleri arasında değiştirebiliyorlar. Onun dışında çevre ve toplumdan değiştiremiyorlar. Bölge ve ülkelerde mecburen oralardan bir soru sormak zorunda kalıyorlar. Şuradan da beşeri sistemlerden de 10. sınıftaki nüfusu seçiyorlar. Yani aslında ünite bazlı neyin nereden çıkacağı da çok belli. Neden hep aynı üniteyi soracaklarının mantığı da buradan geliyor. Geldim buraya burada bir değişim olarak toprakları bekliyorum. Burada ve coğrafyanın alt dalları, burada topraklar büyük bir ihtimalle bu şekilde bekliyorum bu seneki soruları. Tamam buraya kadar. Evet dış kuvvetler kısmından hocam peki iç kuvvetler ve dış kuvvetler kısmından bir soru var mı sizce? Şimdi bak 2018'de iç kuvveti sormuş. 2020'de dış kuvveti sormuş. 2021'de sormamış. Şimdi tekrar bu konulardan bir tanesinden soru gelebilir. Yani burada ya toprak olacak burada seçecekleri konu ya da buradan dış kuvveti ya da şuradan iç kuvvetten bir konu seçecekler. Yani ya iç ya dış kuvvet ya da toprak bazlı bir soru bekliyorum ben buradan bu sene. Yani su, bitki, den ziyade bunlardan bekliyorum soruyu. Şuradan da coğrafyanın alt dallarını bekliyorum. Dünyanın şekli ve hareketleri, yer ve zaman, harita bilgisi, e, ee, bekliyordum ama izoipsi soracaklarını bilemiyorum. Daha çok bu bağlamda düşünüyorum. Buradaki mantığı anladık mı? Nasıl soru seçtiklerini iş kuvvet, dış kuvvetlerden şansa bir sene ondan bir sene bundan gibi seçiyorlar. Evet gelelim bölgelere. Bakın bölgeler sorularımız çıkmış. Bu bölgeler şurada iç kuvvetleri sıraya koydum ben. Sonra dış kuvvetleri bölgeleri aslında bölgelerden daha çok soru çıkıyor. Bölgeleri benim buradan daha üste koymam gerekiyordu. Ama bölgeleri daha üste koymadım neden? Senin bölgeleri öğrenebilmen için iklimleri bilmen lazım. Dünyadaki bitkileri bilmen lazım. Toprakları bilmen lazım. Neden biliyor musun? O bölgeler kısmında sana şunu soruyor. Bölgeler, bitki bölgeleri oradaki Bölgelerde mesela orada toprak bölgelerini, dünyadaki dağlık bölgeleri, iş kuvvetleri bilmen gerekiyor, dış kuvvetleri bilmen gerekiyor. Birçok konuyu bilip ondan sonra bölgeler kısmını bilmesen bile soruları yapıyorsun. O yüzden tutup oturup bölgeleri öğrenemezsin sen. Oturup bölgeleri bu konulardan önce öğrenemezsin. O konu sıralamasını ona göre yaptım sana. O yüzden iç dış kuvvet bitkiler ve toprakların arkasında bölgeleri var. Çünkü o konuları öğrendikten sonra bölgeleri öğrenmek 5 dakikalık iş. Tamam. Evet. Bölgeler kısmını da böyle yapıyoruz. Yeryüzündeki bitkilerden dediğim gibi gizli bir soru vardı burada, gizli bir soruydu bu. Onun dışında coğrafyanın alt dallarını konuşmuştuk. Dünyanın şekli ve hareketleri bu sene için sorulmuş sürpriz bir soruydu. Atmosferi ve özelliklerinden de iklim kısmında olduğunu söylemiştim size. Buraya kadar bütün bu analizleri yaptık mı şimdi gel önemli bilgi hatırlatmaları yapacağım sana. Kamplarımızı da öğrendik. Soruların nereden nasıl aslında bir mantıkla çıktığını da öğrendik. Şuraya da gelelim bu grafiğimize. Şuraya da gelelim. Gençler bakın şöyle bir analiz daha göstereyim size. 3 soru 10. sınıftan, 2 soru 9. sınıftan çıkıyor. Ve bu bir tesadüf olamaz herhalde. Her sene 3 oradan, 3 oradan, 2 tane de oradan. Bu bir tesadüf olamaz herhalde. Demek ki belirli bir sistematik dahilinde bu soruları hazırlıyorlar. Ünite bazlı bu soruları hazırlıyorlar ve demek ki bizim ilk olarak bir Çevre ve Toplum Ünitesini 9. sınıfta değil, 10. sınıftan seçeceğiz. Bölge ve Ülkeler Ünitesini 9. sınıftan değil, 10. sınıftan seçeceğiz. Ha bu demek değil ki 10. sınıftan sormazlar. Sorarlar belki belli olmaz ama lan bu zamana kadar böyle gitmiş. E sen geleceği bir projeksiyon tutacaksan ve konu seçmek istiyorsan, tombala oynamak istiyorsan böyle oynayacaksın. Ben sana bunun kurallarını öğretiyorum. Bakın yerleşmeden 9. sınıf yerleşmesinden soru yok. Burada sadece nüfusa Abanmışlar. Buradan soruların karışık hallerini soruyorlar. Buradan da bir soru net, iklimden geliyor. Onun dışında çok karıştırıyorlar. Bir soruyu, Dünya'nın şekli ve hareketleri, su, toprak, bitkiler. Zaten şuradaki konular o kadar fazla ki, çok fazla. Belki de bütün coğrafyanın yüzde elli'sini şuradaki konular belirliyor. Bunlardan çok çıkan soru sayısı da bir tane. Çok istedikleri sene iki tane. O yüzden sen aslında soruları nereden yakalayacağın çok belli. Soruları nereden yakalayacağının listesi de burada çok belli. Bu kısım tamam mı? Biraz uzuyor ama sana bir kafanda bir şey oturtmaya çalışıyorum. Tamam mı? Geldik ikinci. Ölümün ayrıntı çalışma. Konuyu genel hatlarıyla bil. Şimdi bakın gençler. Sizin hatanız şu başlıyorsunuz çalışmaya. Sözelci de olsan, iştarlıkçı da olsan bir şey fark etmiyor. Oturup ölümüne çalışıyorsun. Geliyor bana mesela jeoloji zamanlarla alakalı. Jeoloji zamanlarda ben asıl bilmen gereken yerleri veriyorum sana. Mesela işte paleozoikte dört madde veriyorum. Asıl onları bilmen lazım. Geliyor öğrenci yazıyor. Hocam çok ayrıntı anlatmamışsınız. Genel geç, geçmişsiniz. Sekiz tane madde istiyor orada. Çünkü kendi kaynağında sekiz tane madde vermiş. Onları senin için gerekli mi? Jeolojik zamanlardan soru bile çıkmıyor. Soru bile çıkmıyor. Çıksa genelini soracak sana. Ne soracak? Paleozoikte taş kömürünü soracak. Üçüncü jeolojik zamanda linik, bor, yatakları, tuz yatakları, petrol yatakları. Bu. Sorsa bile bunu soracak sadece sana. Sadece bu iki bilgiyi soracak koskoca jeolojik zamanlardan. Adam gelip en ince ayrıntısına kadar çalışma hastalığınız var sizin. Neden? Çünkü kaynaklar sizi buna yönlendiriyor. O kaynakların da olması lazım. O videoların da olması lazım. O yüzden... Bas bilgiyi bas. Bizim dersimiz çok değerli bas bilgiyi olayına dönüyor iş. Öyle değil. Ayrıntı çalışma. Net söylüyorum sana. Soruların hiçbir tanesi ayrıntı sorusu değil. Genel o konuyu çalıştın mı? O konuyu çalıştıysan rahatlıkla yapabileceğin bir sınav. Rahatlıkla yapabileceğin. İkinci kısma gelelim burada. Kaynak çılgınlığına kapılma. Sorular basit geliyor. Ortalama çalışan bir öğrenci OGM materyaldeki soruları çözdü mü? O soruları yakalamıştır zaten. Onun üzerinde kendini eksik hissediyorsan gidersin bir tane daha kaliteli bir yayın alırsın. Orta düzey, ileri düzey diyebileceğimiz güzel kaliteli bir yayın. Bir tane alırsın. O gemi materyallerle beraber bunu tamamlarsın, bitirirsin. Bakın hiçbir bu 2018 ve sonrasındaki soru ayrıntı değildi. Hiçbir tanesi. Ya adamlar, adamlar 10 dakika, 1 saat, 1 gün, 2 gün, 3 günlük çalışmayla girip 5'te, 4, 5'te, 3 yapıyorlar şu konu sıralamasına göre. Yapıyorlar bunu. ÖSYM'nin tabii ki burada hatası var. Bunu düzeltiyor son sene düzeltti. Bu sene daha da iyi düzelteceğini düşünüyorum. Çalışanla çalışmayan ayıracaktır coğrafyada. Ama sen tutup ne yapıyorsun? Adam böyle 5'te 4 yakalarken sen oturup en ince dıdısının dıdısına kadar yaz onları yaz babam yaz. Öyle değil. Öyle çalışma lütfen. TYT kısmına öyle çalışma. Genel hatlarıyla sen ÖSYM şunu yapar TYT'de. TYT dediğimiz şey 9. 10. sınıftır herkes için sayısalcısı içinde, de, içinde için de, sözelcisi için de sorması gerekir onu. O yüzden onun mantığı şudur. Genel özelliklerini sorar. Gölleri soracaksa gidip göllerin Türkiye'de nerede olduğunu sormaz sana. Onu AYT'de gider soracaksa sorar. Sana sana göllerin genel özellikleri nelerdir diye sorar. Akarsuların genel özellikleri nelerdir diye sorar. Ayrıntıya kapılma. Ayrıntıda boğulursan boğulup gidersin. Boğulup gidersin. Yapma. Sözel eşit ağırlık ve konu seçme konusunda. Sözel, eşit ağırlık konu seçemez arkadaş. Sen konu seçersen AYT kısmında cortlarsın. AYT kısmında anlayamazsın. Nasıl anlayamazsın? Biyomlar ilk konudan, ilk konudan havlu atarsın. İlk konuda biyomlar vardır. İlk konuda biyomları çözmeye başladığında iklim bilmediğin için, dünyadaki bitkilerin nerede dağılışını bilmediğin için, bitki konusunu bilmediğin için hiçbir şeyin bağlantısını kuramazsın. Ondan sonra ayete senin için zulme dönüşür. Onları bilen biri için 5 dakikadır o konuyu öğrenmek. Bilmeyen biri için hiçbir şekilde öğrenemez. Bunu unutmuyoruz. Şöyle bir tavsiyem olsun sana bitirirken. Dünyanın şekli ve hareketlerini en sona bırak. Çünkü biraz çaresizlik yaşıyorsun. Coğrafyaya çalışmaya başladığın zaman, o konudan başladığın zaman çaresizlik yaşıyorsun. Algılamakta biraz zorlanıyorsun. Ben onları animasyonlarla dünyayı döndürüyorum vesaire ama algılamakta biraz zorlanabiliyorsun. Onu en sona bırakabilirsin. Alga düzeyin arttığında daha iyi algılamaya başlıyorsun onu. Evet, TT coğrafya için muazzam bir analiz yaptığımı düşünüyorum. Bence çok işinize yarayacak. Gelecekteki kamplar içinde bu bir e, beni tetikleyici oldu. Kenan Hoca'ya teşekkür ediyorum. E, bu sayede o kampları başlatmış olacağım ben de. Seviliyorsunuz gençler. AYT için analizimiz pazar günü gelecek. Çok aşırı yoğun çalışıyorum. Görüyorsunuzdur beni. Pomodoro'larda 10 saat çalışıyoruz. Yanındaki kanalda pdf yaz, video çek. Aşırı çalışıyorum. AYT kısmını yetiştiremedim. Ciddi bir analiz yaptım ben burada. Ünite bazlı, soru bazlı analiz yaptım. AYT için de aynı analizleri yapacağım. O yüzden pazara kadar anca yetiştirebileceğim onu. Böyle üstün körü bir şey olsun istemiyorum. Güzel, sıfırdan başlamak isteyen birisi için güzel bir e, kılavuz olsun istiyorum. Evet seviliyorsunuz gençler. AYT videosu için pazar günü görüşürüz. Kamplarımıza da kaçırmayı unutma. Videolara destek olmayı beğenerek destek olmayı unutma. Bu kadar emek veriyoruz. Biz de karşılığını hiç yoktan sen beğendiğinde ön sıralara geçerek alalım. Seviliyorsunuz. Ne diyoruz? Kömürden elmasa dönüşebilmeniz dileğiyle. Ne diyoruz Yunus Hoca'yla? Bir defa öğren, bir daha asla unutma kamplarda. Görüşmek üzere.